Herkese merhabalar, Cult of the Lamp'e hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bir şey denedim. Hemen size göstereyim ne olduğunu. Biz şimdi leşiyi öldürmüştük. Şuradan bir gidelim. Şimdi ben size onu bir göstereyim. Biraz farm yapacağız. Yani tekrar Darkwood'a dönüyorum. Bu arada farklı bir yere geldim. Tam gösterecektim. Bir şey göstermeye gidiyordum. Bu çıktı karşıma. Gönlümü denize, denize götürdü. Kalbim olacağı yer orası. Denizin dibindeki yatağında olacak. Hoş geldin Haçlı. Bir dakikanız ayırıp arayışıma katılın. Bir zamanlar göğsümde atan kalbi arıyorum. Ta ki onun tarafından anlana kadar. Bunca yıldır burada oturuyorum. Yüzü bile aklımdan silin. Yine de aramaya devam ediyorum. Her zaman arıyor. Gördüğün gibi bir düzine kalbim var ama hiçbiri benim değil. Sahip olmak istersen senin Haçlı. Benim için değersizdir. Sadece bir zamanlar benim olan kalbe önem veririm. Öylece yüzüne son bir kez bakabilirim. Tam sağlık diyor. Abi kalbe bizim zaten çok ihtiyacımız var da. Alamıyor ki tam sağlığımız zaten. Yani. Buranın şu anda bir önemi yok. Bu arada şurada da takipçinin de görevi var. Bir tane ottan bahsediyor, onu topla diyordu zaten, kırmızı bir ot. Ha, şimdi dediğim yere geldik arkadaşlar. Şimdi bu leşinin heykelini kırınca hemen göstereyim. Bir portal açılıyor. Bu portal direkt leşiye gidiyor. Hatta bu arada görevi de tamamlayamadık, bir tane eksik kaldı. Şimdi burada leşi var. Şimdi bundan sürekli ben öldüreceğim. Ve biraz farmlayacağız ki biraz işleri hızlandıralım. Biraz yavaş gittiğimizi fark ettim. O yüzden ben bunu bir 3-4 defa yapıp geleceğim. Hemen şuradan da size bakın ne kadar loot çıktığını göstereyim. Bu arada bir tane daha görünüm geldi. Yani 49 para ve bir sürü kemik falan malzeme çıktı. Yani bunu şimdi yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar tamamdır. Biraz para topladım. Biraz malzeme de topladım. Bir şeyler de açtım yine. Şimdi bu parayı ne yapacağız, ona gelelim. Şimdi parayla kart satılan yerler vardı hatırlarsanız. Ondan önce burada ne yaptığımı bir göstereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada herhalde taş mı bitti? Bunlar kırılmış. Bir dakika şunu bir dolduralım. Dol 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 dol. Ha, yine inançları da düşmüş, yiyecekleri de düşmüş. Arkadaş hemen şurada bir şey yapalım. Vaz verelim. İnançları da çok çabuk düşüyor ya. Şimdi parayla kart almaya gideceğiz. Kartlar biliyorsunuz pasif. Yani bizi daha da güçlendirecek. Bu arada şunu da açtım. Sırada şunu açalım. Aynen burası da bayağı gelişiyor. Şimdi şu açlık lütfeyle acaba var mı? Hemen onu yapsak da kurtulsak o işten. Hani yemek yapmasak. Diyeceğim de yine evlilik var. Evliliği bir daha yapmam abi, o işi geç. Bir doktrin daha yayınlayalım. Bu sefer de şuradan bir tane bir şey yayınlayalım ya. Takipçi eylemin kilidini açar. Günde bir kez bir takipçiden para toplayın. Ya o amelelik biraz ya. Takipçiye rüşvet ver. Takipçi eyleminin kilidini açar. Sadakatlerini artırmak için takipçiye 3 kat para ile rüşvet verin. İkisi de kötü de en azından bari şunu açak ya. Yani rüşvet falan. Çok uğraş isteyen şeyler. O kadar da iyi bir doktrin değilmiş ya. Şimdi ben burada bir çadır açtım. Ekstra ibadet etmeleri için ben burada yokken. Bir de şunu açtım abi sonunda. Yani kendi pisliklerini temizlemelerini sağlayacak. Yani ben yokken de ortalık yani pislik olmayacak. Ama istediği şey herhalde şu plak. Yani şu da külçe. Biz onu nasıl yapacağız? Herhalde buradan yapılıyor ya. Rafineri olması lazım. Yanlışım yoksa. Onu da şuraya yerleştirelim o zaman.
Ne diyor? Daha gelişmiş yapılar kutsal kaynaklar gerektirir. Kutsal kaynak temel kaynaklardan oluşur. Kaynakları kutsamak için bir rafineri açın ve inşa edin. Rafineride sıraya girin ve bir takipçi otomatik olarak gelir kaynakları sizin için kutsasın. Ha, iyi, böyle üretiliyormuş. Bu arada bir yatak daha yükseltelim. Yataklar ne kadar iyi olursa o kadar iyi sadakatleri oluyor. Ben şuraya bir kütü fabrikası daha kurayım. Bir de taş fabrikası kurayım. Bir tane. Çünkü taşımız yeteri kadar var. Yani 100 tane olmuş. Bu arada şuraya da full tarla yapalım. En azından şu alana doldursak herhalde yeterli. İleride lazım olabilir. O değil de parayı biraz harcadık. Olsun ya. Parayı harcayalım, ne olacak ki? Şimdi şunun gözü parlıyor ama burada tıklayabileceğiz mi ki? Tıklanmaz oradan. Bire yine bire bırakmış. Ha, iki altın verdi. Aynen, iki altın veriyor. Aynen, şunun levelini atlattık. Tıklayamadım bir türlü ya. Şuraya da koyalım bitkileri. Bunlar bir yandan halletsinler. Şimdi kart satılan yerlere gidelim. Kartın yanlışım yoksa biri şu aşağıdaydı herhalde ya. Hacı geçti diyor. Buradaydı herhalde. Ondan önce bir şuradaki bir şeyi toplayalım. İnancı. Bedava inanç. Bir elemanın da görevini yapmadım ya. Bayağı oldu. Balık tutmak yani bana göre değil. 10 saniye dolum süresinde silahını sallarken bir mermi ateşte. Alsak mı ki ya? Alalım. Herhalde bu elemanlar 3 kart satıyor. Aynen. Herhalde bir daha da yenilenmiyorlar. Şimdi sıradaki yere gidelim. Biri de şuradaydı. Burada 3 tane kart mı vardı? Yok, 2 tane. Bir düşmana çarpmak onlara zarar verir. Artan hareket hızı. İşte bunun için demiştim ben. Aynen. Hareket hızı bizim işimize yarar. Daha rahat kaçınabiliriz. Şimdi şu kart iyi mi? Bir düşmana çarpmak onlara zarar verir. Alalım ya. Herhalde bu pasifler sabit zaten. Yani buradan almasak bir şekilde zaten çıkacaktı herhalde aynısı. İnşallah yanlışım yoktur. Şu elemanın da mantarlarını da verelim hazır buradayken. Ha, bir parça verdi. 4 parçalık bir şey. Ne yapacağım, bir görev daha mı vereceksin? Yok, görev vermedi. Ama bir parça aldık. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Karnları aç bıraktık. Hemen yemeklerini verip bir sonraki elemana gidelim. Ya, umduğumu bulamadım. Ben sanıyordum ki o kartlar yenilenir diye düşündüm. Bu arada külçe üretelim. Bir tane de şundan üretelim. Herhalde 10 kişiydik. Bir tane de biz yeriz. Şöyle üretelim. Herhalde bir tanesini yanlışlıkla şey yaptım ya. Kırmızı da bıraktım. Bu yemeği yaktığınız takipçiniz tarafından yenemez. Bu pisliği temizleyin. Hayda. Nerede? Lan yeme. Az kalsın yiyordu manyak. Şunu birini biz yiyelim. Kustuk. Çok iyi. O bayağı burada şey birikmiş ya. Şu ses beni bitiriyor. Şimdi sağa sola bırakan var mı? Arkadaş, ben o tarlaya dokunmam artık. Orası sizde. Ama herhalde şunu biz yapacağız mecbur. Bir de herhalde gübresini de bize yaptırıyor. Bunu niye yapmıyorlarsa acaba, gübre şeyi mi var? Nasıl desem,
Bunlar gübreselemesini sağlayan bir muhabbet mi var acaba? 6 külçe 5 plank. Plank. Herhalde plank ya, öyle deniyor, bilmiyorum. Tohum silosu. Bunlar ne bilmiyorum. Bu tarımı geliştirmek aslında çok işimize yarar ya. Şuraya yapmış olsaydık 2 kişi çalışırdı. En azından şuraya. Veyahut da şöyle yapalım, bir korkuluk daha koyarız. Diyeceğim de tahtayı saklayalım ya. Ben şunu yapmak istiyorum. Aslında şu da ucuz, şunlar. Şu özellikle. En azından şunu yapalım. Şöyle yanlarına koyalım bunu. Yani şurası ortadaki yerde olunca buraya herhalde ibadet edecekler. Takipçilerin onuza teklifler bırakabileceği bir heykel. Aslında bu da iyi ya. Bunu da yapalım. Onu da şuraya yapalım. Bunlara bayağı bir iş bıraktık. O değil de benim canım niye yarım? Bir tane daha mı yiyeceğiz acaba? Niye yiyemedik? Bir daha yapalım. Yok, biz yiyemiyoruz onu. Zaten yedin diyor herhalde. Yedirmiyor. Neyse, Hecate'in o tarafa doğru gidelim. Bu arada şurada giderken bir eleman vardı burada. Rakşasa. Merhaba. Besleyecek o kadar çok ağzım var ki biraz tohuma ihtiyacım var. Bir tarikat derizleri her zaman iş için iyidir. Hırıltılı karınları olan bir sürü ağaç tarikat. Tamam, sen herhalde tohum satıyorsun. Tohum satın alın. İşte tohumlar zaten bizde bayağı var ya. Gerek yok. Bir eleman da 50'ye satıyor ya. Arkadaş, o kadar takipçiye ihtiyacımız yok. Şimdilik daha doğrusu. Abi balta verme ya. Balta çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bayağı işe yaramaz bir şey ya. Yavaş. Tamam, iyi vuruyor olabilir ama. Arkadaş, bunlar suratları mı değişmiş desem? Şu yarasa gibi olanların. Ulan bu arada iki kez hasar aldım. Ulan arkadaş. Bayağı kötü oynadım ya. Umarım bir yerden can çıkar. Ya bayağı kötü bu balta ya. Yarım kalp çıktı. Şurada bir kart var. Kart alalım. Can ver Allah'ını seversen. Artan hareket hızı. Tamam, hareket hızımız artsın. Gerçi bu kadar hareket hızı da iyi olmayabilir. Yani yanlışlıkla düşmanın önüne atlayabiliriz. O neydi abi? Okçu muydu o? Öl lan. Oo, bitmemişler. Lan ameleler sizi. Psikoposlara çalışıyorsunuz. Aynen, bir yarım kalp daha aldık. Hadi kalp ver. Düşmanlar iki kat daha fazla şey düşürecek. Bu skillimizi çekmemizi sağlayan kırmızı şeyden. Bu arada bu Türkçe yama da sürekli bozuluyor. Hem de bayağı da kötü de çevirilmişler. Yani bilemedim. Birkaç kez zaten bozuldu. Oyunumu da bozdu hatta. Bu sefer şöyle güvenli açıdan oynayalım. Abi düştüm ya. Sıkıştı oraya taşa. Neyse, problem yok ya. Zaten geri doldu canımız. Şansa bayağı kalp vermeye başladı. Tamam. Bayağı para da verdi. Oduna bayağı ihtiyacımız var ya. Odun alalım. 14 ne ya? 14 çok az. Ha, şurada kart varmış ya. Unuttum. Şey, unuttum demişim. Görmedim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şunun inancını çalıp şurayı kıralım. Daha çok yolumuz var ya. Ulan ben onların arasına nasıl düştüm?
Halbuki uzaktaydım yani. Neyse ki yarım can gitti, o kadar da gitmedi. Oyun gerçekten yani göründüğü kadar kolay değil bu arada. Ekranda o kadar şey var ki anlaşılmıyor. Şimdi olduğu gibi. Şu eleman da bir de uzaktan atıyor. Ya burası Hackett'in mekanı. Bir de diğerlerinin mekanı nasıldır ya? Ya buranınki böyleyse diğerleri daha zordur herhalde. Şu okçu elemanlardan bir kurtulsak. Arkadaş. Bunları öldür ya. Okçular çok gıcık ya. Her oyunda abi bu okçular sıkıntı yani. Balık düşmesi ne ya? Hah, kalp ver kalp. Şu çimenleri falan da yine kıralım. Burayı eğer başarılı bitirirsek bir tane kalacak boss'a. Oo, kendi adamlarını öldürdü. Kızıl taçı kovmamız çok uzun zaman önce olmadı. Sadece 1000 yıl kadar. Onun vaaz ettiği sapkınlığa müsamaha gösterilemezdi. Böyle zararlı ideallere izin verilemezdi. Bu en lanet günah için ceza yavaş ve acı verici olmalı. Tarikatınızı kıtlık getirdim. Ayrıca açgözlük ve hırs kontrol edilmeden tanrısal kan akıttı. Oo, 5 kişinin karnını acıktırdı. Tahtekar ya. Oğlum direkt karşıma çık lan yiyorsa. Elemanlarımıza saldırıyor ya. Şuradan bir güzel bir kart ver. Allah'ına sebep. Gün boyunca %20 daha fazla hasar. Yarım kalp ile vurduğunda tüm düşmanlara 3 hasar verilir. Yani şu daha iyi mantık. Sanki mantıklı gibi. Çünkü yarım kalbi yani şimdi düşeceğiz mi? Yani. Oo. Abi. Çok iyi o da ya. Şansa bakar mısınız? Canım full oldu. Eğer hasar alsam da bu odaya geri dönebilirim buradayken. Diyeceğim herhalde burası bitti. Şu eli alalım ya. Baltadan daha iyidir herhalde. Bilmiyorum iyi mi aslında da. Olsun. Baltanın hantallığından yoruldum. Yani şu daha iyi ya. Şu bile kat kat daha iyi. Şunun mekanından yine çalmaya devam edelim. Hackett. O işi geçeceğim. Uzaktan ok atmak yok. Lan 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 lan. Abi taşlara sıkıştım iyi mi? Bu eleman niye ölmüyor? Şöyle zehir atsak hep. Aynen öldü bu sefer. Şunu olabildiğince hızlı öldürelim. Aynen hiç hasar almadık. Güzel bir şey düştü. Bu ne abi? Herhalde aynen dekorasyon. Dekorasyon işi şimdilik dursun ya. Baktık base'imiz çok çirkin, belki yaparız. Ha şurada kart var. Güzel bir kart ver. Haritayı ortaya çıkar. Vurulduğunda ekrandaki her şeye zarar verir. Bu olsun bari. Hasar aldığımızda onlar da hasar alsın. En iyisi ya. Şu bize hemen vurmadan. Abi balık verme ya. Şu mavi kartlardan var daha iyi ya. Bal kabağı veriyor ya. Allah'ını seversen. Ne yapacaksak bal kabağını o kadar. İki tane taş verdi. Güzel. Sıkıntı yok. Bu arada bir an önce de dönmemiz de lazım. Aslında. Abi ne kadar eleman. Şöyle zehir atalım. En iyisi zehir atalım önce. Abi hasar aldım. Hasar aldım. Ama onlar da hasar aldı. Oo az kalsın vuruyordu ha.
Son anda arkasına geçtim. Bu ne abi? Bu ne? Bu düşürüyor. Bu yükseltiyor. Bunu alalım. Güzel. Herhalde burası bitti mi? Aynen. Depar. Senin şimdi olayın ne? Önce bir olayını görelim. Kurbağa çıkartıp duruyor. Kurbağalardan bir kurtulsak. Ulan sen de mi uzaktan atıyorsun ya? Lan hasar aldık. İyi mi? Gerçi bu sefer daha kolay gibi ya. Aynen bu sefer daha kolay. Lan kendim oturdum bu sefer de. Lan gittiğim yere atladı ya. Abi gittiğim yere atlıyor. Veyahut da ben mi atladım acaba? Ölü lan. Abi bunun ne kadar canı var? Bir de sözde küçük boz. Şöyle zehir atmaya devam edelim. Öl ulan öl. Yemezler onu. Öldü sonunda ya. Yani normal boss kadar var abi. Gel bizim mekana gel gel. Bir kişi daha katıldı. Güzel. Altın külçeyi. Tabii ki de altın külçeyi alalım. Bayağı da paramız da oldu. 160. Çok iyi. Kemiğimiz falan da var. Yani onlardan sıkıntı yaşamayız büyük ihtimal. Aynen bizim hemen tarikata dönüp. Çünkü biri ölüyor yazdı. Abi olmaz. Koş 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 koş. Lan tamam. Abi benim acil dönmem lazım. Acil. Acil abi acil. Kimse öldü mü? Ölmedi herhalde de. Şuradan hemen. Yap abi 12 tane yap. Alın oğlum alın alın alın. Gerçi uyuyorlar herhalde ya. Çabuk 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 çabuk. Gelin. Oğlum yiyin tamam. Lan yine niye yıktınız burayı ya? 10 mu? Sadece 10 veriyormuş ya fazladan. Şimdi burada ne var? Misyoner. Kaynak toplamak için takipçi gönderin diyor. Tamam bunu açalım. Mantıklı bir binaya da benziyor aslında yani. Başta saçma gelmişti ama. İyi gibi de duruyor. Abi o ne? Şey seviyesi de bayağı düşük bu arada. Çünkü buralara pisledikleri için herhalde. Oğlum siz de kendi pisliğinizi kendiniz temizleyin bir kere de ya. Şuna her yere bırakmışlar. Ne var oğlum ne var? Ne istiyorum? Hiç dinlemedim ha. Ha yaşlanmış. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Lan vere vere balık mı verdiniz? Allah'ım ya Rabbim ya. Tiplere bak. Takipçiler artık aç değil. Güzel. O değil de bunlar yaşlandığında herhalde bir süre sonra ölüyorlar. Aslında ölmeden önce bunları öldürmek lazım. İnanç için. İnancımız için öldürmemiz lazım. Şimdi bir doktrin daha alalım. İş ve ibadet diyor. Bakalım ne verecek. Sadakatlerin önemli ölçüde artırmak için bir takipçiye ilham verin. Kutsal eyleminin yerini alır. Gözdağı var. Sadakatini biraz artırmak ve 2 gün boyunca %10 daha fazla çalışması sağlamak için takipçinin gözünü korkutup kutsal eyleminin yerini alır. Biraz zorluyoruz ama bunların şeyi var mı acaba? Negatifliği bir var mı acaba? İlham verelim ya. Biz iyi yönden gidiyoruz. Yine iyiden devam edelim.
Aslında kötü de gidebilirdik yani. Bayağı sömürü tamamen de. Yarı sömürü gibi bir şey bizimki şu an. Bence böyle iyi. Ritüelde ne var abi şimdi? Ne açıldı? Kurban. Kimi kurban verelim? Şunu. Şu elemanın muhabbeti kötüydü. Oo, %80 diyor. Yaşlılar şu yaşlandı herhalde, %80 diyor. 20 günlüğün üye ama. Biz şu yeni elemanı öldürelim ya. Zaten şey özellikleri de kötüydü. Ha, birini daha katmıştık zaten, onun yerine geçsin diyor. Başta korktu, sonra suratı gülümsedi. Aynen, level aldık. Çok iyi. Sırada şu var. Silahların başlangıç seviyesini yükseltin. Çok iyi. Tam da ihtiyacımız olan şeydi abi. Aynen. Etlerini de topladık. Ritüel başka ne var abi elimizde? Yemek var. Yemek dursun. Zor zamana saklayalım onu. Şu elemanı katalım. Senin tipin çok çirkin ya. Sana bir farklı form arayalım. Oo, rakun herhalde bu. Aynen, bunun formu güzelmiş. Şöyle bir de beyaz yapalım rengini. Hastalığınızı 10 inanç kazanın. Kötü özelliği nasıl iyi bir özelliğe dönüştürdü ya. Seni şimdi çiftliğe gitsen de. Şimdi sadakati artırmak için. Aynen. Yeni katıldı ya, sadakatini artıralım. Bir de üstüne para da alalım. Bir de üstüne kolye de bayağı birikti aslında. Kolyeleri dağıtsak mı? Şu elemanın kolyesi var mı? Zaten kolyem var diyor. Senin var mı kolye? Hediye ver. Kolye. Aynen. Kolyesi oldu bunun. İyi de ben kolyelerini görmüyorum. Ha, boyunlarında gözüküyormuş. Şu elemanın var mı kolyesi? Eşinizi öpün. Ha, eşimiz miydi bu? Lan senin niye kolyen yok o zaman? Oo, bayağı bir odun topladınız mı siz? Güzel güzel güzel. Sende kolye var mı bilmiyorum. Ha, kolyem var diyor zaten. Sende var mı? Gözükmüyor ki ya. Ha, tamam. Herhalde elimizdeki her şeyi verdik. Bizim şey işin oldu ya. Şu tuvaletlerini yapacakları yer. Şuradan da aslında bir şeyler satabiliriz. Oo, bayağı kemik birikmiş. Böyle birazını satalım. Bayağı satalım şöyle. 100'e kadar satalım. 100 taneye kadar düşsün. Hadi abi, hadi 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 hadi. Bal kabağı satalım biraz. Şundan da biraz satalım. 20'ye kadar düşsün. Herhalde tamam. Ha, şimdi şeyi yapacaktık. Aslında şunlar yaşlanıyor ya. Bunlara bir şöyle köşeye bir yere mezarlık yapalım ya. Böyle 3 tane. Lan bu niye buraya gitmiyor ha? Şimdi bunun için 4 tane daha külçe, 3 tane daha plank yapmamız lazım. 2 külçe mi dedim? 3 plank. Aynen. Bunları siz yapa durun. Başka ne yapabiliyoruz? Aslında bir tane daha şundan yapmak istiyorum ya. Hatta üstüne de bir tane daha taş yapalım. Bunlar bayağı burada çalışsınlar. İnanç içinde hatta sen daha mı kursak acaba yan yana? Ya da şöyle bir aralık boşluk bırakalım. Ekstra tapınsınlar. Biz burada yokken. Abi bunlar niye hasat etmiyor acaba? Yani çok merak ediyorum. O, bu arada tohumumuz bitmek üzere. Tohum nereden bulacağız bilmiyorum. Herhalde bunları topladıkça geliyor. Aynen, topladıkça geliyormuş.
Böyle toplayalım olabildiğince. Şimdi burayı topladık. Böyle mantar da falan da koyalım. Şuradan gübreleri de verelim. Oğlum bir git lan başımdan. Allah Allah, sürekli tıklayıp duruyor. Şuradaki pislikleri de topladığımız zaman herhalde bir sonraki bölümde büyük ihtimal Hecate'le dövüşürüz. Oğlum ne var ya? Bir salın beni arkadaş. Hasta takipçiler işe al diyor ya. Abi alamam. Hiç kusura bakma. Senin inancı bayağı düştü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Oğlum şuraya balık koyup durmayın ya. Başka bir şey verin lan. Şöyle güzel bir şey verin. Para verin. Odun verin en azından. Hani bir farklılık olsun. Başka bir şey var mı? Herhalde büyük ihtimal bir sonraki bölümde Hecate'le dövüşürüz. Hecate'le mücadelemiz başlar. Tahminimce. Yani şimdi tek başına boss'la savaşmak olsa, yani bu oyun çoktan bitmişti. Yani şunlar çok vakit ayırıyoruz. Bunların beslenmesidir, inançlarıdır, inşaattır derken yani bayağı vakit kaybediyoruz aslında. Yani dediğim gibi bir sonraki bölüm büyük ihtimal Hecate'le işimiz var. Arkadaşlar ben burada bırakayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.